Öncelikle hepiniz olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz. Bir ay Kuşadası'nda, bir ay Davutlar'da meclis toplantısı yapma kararımızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu ay Davutlar'dayız. Bu sayede hem Davutlar binamızı aktif hale getirme sözünü Davutlar'la hemşehrilerimize vermiştik. Bunun antrenmanlarını yapıyoruz, ısınmalarını yapıyoruz. Burada bazı düzeni oluşturmaya çalışıyoruz. Hem de sizlerle olabildiğince fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, meclis toplantımızı açıyorum. Bugün bir zayıflık var bu tarafta. Yolda da. Biz başlayalım. Arkadaşlar geldi mi tutana geçeriz. Tamam. Evet. Bir önceki toplantının tutanağı dağıtıldı. Tutanakla ilgili görüş ifade etmek isteyen varsa dinleyebiliriz. Buyurun. Bizim verdiğimiz bir önerge vardı. O önergede siz konudan haberdar değilim. Ben araştırıp size bilgi vereceğim demiştiniz mecliste. Konu ancak, neydi? Yılancı burnu ile ilgili bir önergeydi. Evet. Ama tutanağı şöyle geçmiş. Konu görüşüldü, bilgisi verildi. Tamam. Şeklinde geçmiş. Arkadaşlar onu o şekilde düzeltelim. Hazır gündem açılmışken de bilgisini vereyim mi? Lütfen. Tamam. Oradan başlayalım, sonra devam edelim. Şimdi aslında mal sahibi Murat Bey sanırım.
dün itibariyle bir açıklama yapmış sosyal medyada. Ben de onu sonradan gördüm. Alanda yapılan çalışma tamamıyla Kültür Varlıkları Kurulu'nun almış olduğu yıkım kararının uygulanmasına ve alanın temizlenmesine yönelik bir çalışma. Evet, bir arkadaşımız orada bir proje yapma niyeti oluşmuş ama bu konuda kültür varlıklarıyla görüşerek hangi düzende ve nasıl bir proje yapılabileceği noktasında değerlendirme yapmış. Kültür varlıklarının yönlendirdiği bir noktada çalışmasını başlatmış. Ama hiçbir şekilde orada fiziksel bir eyleme girişilmemiş. Bu amaçla fiziksel eyleme girişilmemiş. Ve nitekim o projeyi de bu dönem değerlendirme isteğini askıya almış durumda. Ve orada bizim herhangi bir idari işlem uygulamamıza gerek de kalmadı arkadaşlar. Çünkü idari işlem uygulanacak herhangi bir şey söz konusu olmadı. Şu anki durumu. Sağ olun. Evet, meclis gündemini herkese dağıttık. O yüzden tek tek okumuyorum. Ek gündem maddelerini okuyarak oylarınıza sunacağım. Ek önerge var mı? Evet. Evet. Belediye Meclisi Başkanlığına Kuşadası. Kuşadası kamuoyunda Kayan Evler olarak bilinen Kadınlar Denizi Mahallesi Mücella Emgin Sitesi dergah sitesini kapsayan ve 123 mağdur aile hakkında belediyemizin bir yol haritası var mıdır? Bu konu ile ilgili Kuşadası kamuoyunun ve meclis üyemizin bilgilendirmesini arz ederiz. Bunu isterseniz meclis üyeleri tarafından verilecek önergelerin görüşülmesi 3.1'e ekleyelim. Şunu ekleyelim. Belediye Meclisi Başkanlığı'na yasal süresi içerisinde meclis grubumuza iletilmesi gereken meclis gündem tutanağının zamanında verilmesi konusunda ayrıca meclis gündem tutanağı ile birlikte gündem maddeleri konusunda bir önceki meclis toplantımızda sözlü olarak belirttiğimiz gündem maddelerinin açıklamalı bir şekilde meclis üyelerine gönderilmesi konusunda talebimizin tutanaklara geçerek meclis toplantısına görüşülmesini arz ederiz. Bu konuyu evet dememiş miydik? Şimdi başkanım, bu evet. Konuda siz bir talimat verdiniz. Bu konuda arkadaşlarımızın talebi şu. Mesela bir imarsa daha detaylı olsun. Konu neyse o anlatılsın. Bir tayinse, birisinin görevlendirmeyse, bir kadroya birisi atanıyorsa adı soyadı belli olsun. Kim olduğu, nereye atandığı, nereden geldiği gibi maddede arkadaşlarımız baktığında bunu görsün. Bunu istedik. Siz de doğru, haklısınız. Bunu yapın diye talimat verdiniz. Ancak şu gelen meclis gündeminde de maddelerde buna benzer bir değişiklik olmadı. Aynı şekilde devam ediyor gene. Bir de burada gene çağırmayla alakalı bizim plan bütçe komisyonundaki arkadaşımız son dakika, son anda davet edildi. Dolayısıyla o da katılamadı. O konunun da bu paralelde bir daha hatırlatılmasını rica ediyoruz. Çünkü zamanında çağrılmamız lazım ki biz de o toplantılara katılıp komisyonlarda üzerimize düşeni yapabilelim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, meclis komisyonlarının meclis toplantısından sonra 5 gün içinde çalışmaya başlaması lazım. Yani bu konuda hassasiyet göstermesi gereken meclis üyesi ve komisyon üyesi arkadaşlarım. Yani bu konuda ayrıca bir uyarıya, ayrıca bir telkine ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Herkes halkın oyuyla seçilmiş belediye meclis üyesi bu sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum. O yüzden lütfen tüm komisyon üyesi arkadaşlarım ve komisyon başkanları bu konuya özen göstersin. Bunu rica ediyorum. Bunun dışında meclis gündemindeki detayları bol bol detaylandırdığımız zaman detayın sonu gelmeyebilir. Yani bunu daha pratik bir yolla çözmek lazım. Yani şimdi oraya gündeme bunu çok ayrıntılı yazamıyoruz. Gündeme ayrıntılı yazdığımızı dediğim gibi tekrar tekrar daha da ayrıntılı noktaya geliyor. Şöyle yapalım. Meclis gündemi size ne kadar süre önce geliyor? Gündem. Tamam. Şöyle yapalım arzu ederseniz. Meclis gündeminin daha erken olmasını sağlayalım. Zaten ek gündemi kullanıyoruz. Meclis gündeminin daha erken olmasını sağlayalım. Siz de grup toplantınızdan önce Yazı İşleri Müdürümüzden detaylar hakkında bilgi alabilirsiniz. Grup sözcüsü bu konuda bilgi alsın, grup toplantısına aktarsın. Bir de olur mu? Şurada şöyle başkanım, mesela bazı şeyler yazılabilir. Mesela boş kadro aktarımı diyoruz. Şimdi bu kadroya kim aktarıldığının şimdi ismi belli. Bunu burada konuşuyoruz. Yani bakın yani, bunlar teknik diyaloglar, teknik şeyler. Yani bazen mesela hiç atanmamış da oluyor. Ama kadro değişiklikleri yapıyorlar personel rejimi gereği. Bunu burada açıklıyoruz zaten. Yani onun için öncesinde özel bir açıklamaya çok gerek olduğunu düşünmüyorum.
Ama yani, merak edilen her konuyu arkadaşlarım yanıtlar yani. Bu konuda gizli saklı hiçbir şey yok. Yani biz erken gündem dağıtmaya çalışalım. Siz grup öncesi yazı işleri müdürümüzden merak ettiğiniz konuların detayını alın, grupta paylaşın. Daha doğru olur mu? Tamam. Zaten tartışma ortamı burası. Yani gündem önümüze geldiğinde meclisi yürütürken bunu tartışmak için de buradayız. Kamuoyunun önündeyiz. Konuşacağımız konuları burada da devam ettirebiliriz. Evet, ben meclise gündemini tekrar bir gözden geçiriyorum. O zaman bu durumda şunu gündeme almaya gerek yok ama gündemin erken gönderilmesi. Arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Zaten ne yaparsak yapalım son gün bile gündeme ek madde alıyoruz. Müdürlüklerden geç geliyor falan filan. Biz netleşen gündem konularını arkadaşlarımızla paylaşalım. Ek gündemi de makul bir süre önce elimizde ise yine paylaşalım. Tamam mı? Şunu Bildan Hanım, ek gündem maddesi geldiği zaman son dakika olmamak kaydıyla Taceddin Bey'le paylaşın. Yani ek gündem olarak bunlar giriyor deyin, bilgi verin kendisine. Grupla tamam, grup bana meclis üyesi arkadaşlarım gündemle ilgili soru sorduğunda bana sormanıza gerek yok. Detaylı bilgi verin yani. Bu konuda şey yok. Şu tamam, onu gündemi 3.1'e aldık. Tamam. Başka ek gündemimiz okuyalım. Evet. Etüt ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2019 tarih ve E169 sayılı Güney Ege Kalkınma Ajansı Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mal Destek Programı'na istinaden alınan 6.3.2018 tarih ve 77 sayılı kararın düzeltilmesi hakkında. Buna gündemin 1.12. maddesi olarak ekliyoruz. 1.12. Tamam. En son oynayacağım. Oynayayım mı hemen? Tamam. Evet, ek gündemin 1.12 olarak eklenmesi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, ek gündem 1.13. madde. Zabıta Müdürlüğü'nün 1.7.2019 tarih ve E9532 sayılı plastik masa ve sandalye kullanımı hakkında. Buna da gündemin 1.13. maddesi olarak evet, oylamaya sunuyoruz. Önergeyi 1.13 maddesine eklemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Ek gündem Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 1.7.2019 tarih ve E5769 sayılı kıdem tazminatı kredi kullanımı hakkındaki maddesi. Buna da gündemin 1.14. maddesi olarak gündeme ekliyoruz. Evet. Önergeyi 1.14 olarak gündeme eklemeyi kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 1.7.2019 tarih ve E877 sayılı meclis kararı alması hakkındaki yazısını gündemin 1.15. maddesi olarak evet, eklenmesi. 1.15 olarak gündeme eklenmesini kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 1.7.2019 tarih ve 878 sayılı 14.6.2019 tarih ve 1200 sayılı encümen kararının onaylanması hakkındaki yazısı. Buna da gündemin 1.16. maddesi olarak. Önergenin 1.16'ya eklenmesini kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 2.7.2019 tarih ve E1758 sayılı park ismi verilmesi hakkındaki yazıyı da gündemin 1.17. maddesi olarak gündeme 1.17 olarak eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Tamam başkanım. Tamam. Maddeleriyle birlikte. Evet. Kılınç Kocaman'ın mazereti var. Eşimin sağlık problemi nedeniyle 2 Temmuz 2019 tarihli meclis toplantısına katılamayacağımdan mazeretimin kabulünü arz ederim. Kılınç Kocaman. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Sevgili dostlar, meclis gündemini yürütmeye başlamadan önce iki önemli konuyu gündeme getirmek istiyorum. Birisi 2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta
meydana gelen ve 35 canımızın canına mal olan o vahim olayı ve kaybettiğimiz canları burada büyük bir rahmetle anıyorum huzurlarınızda. Yattıkları yer ışık olsun inşallah. Son zamanlarda gündemde bir konu var. Princess Marketing. Otellerimize direkt üreticiden otele doğrudan ürün sağlayan, erken mal, erken ödemeyle mal sağlayan bir firma. Fakat bu firmanın yaşadığı kriz nedeniyle şu an otellerimizin, turizmcilerimizin ciddi sıkıntıda olduğunu duyuyorum, öğreniyorum. 250 bin lirayla 2 milyona kadar erken ödeme yaparak mal alan otelci arkadaşlarımız var. Kuşadası'nda da bu mağduriyetin yaşandığını duydum. Tabii doğrudan bu konuda elimizden gelen bir şey olmayabilir ama Ömer Günel olarak, Kuşadası Belediyesi olarak her türlü krizde, her türlü sıkıntıda turizmcilerin yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve bize düşen bir görev olursa, görev alanımıza girsin ya da girmesin, elimden geleni yapacağımı da buradan bir kez daha sizlerin huzurunda beyan etmek istiyorum. Sayın Başkan, madem konuyu açtınız, ben de Kuşadası Oteliciler Derneği olarak sizden bu bir ricam olsun. Bu tür firmalarla evet oteller önceden bağlantı yapıyorlar. Çünkü çeklerini veriyorlar, mal alıyorlar. Dolayısıyla fiyat garantisi ve fiyat koruması oluyor. Ama böyle durumlar da olabiliyor. Burada en büyük sıkıntı aslında yeteri kadar Kuşadası'nda soğuk oda olmaması. Eğer yeteri kadar soğuk oda olsa, yani -18, -4, +4 şeklinde değişik ebatlarda ve büyüklüklerde dondurucu olan soğuk odalar olsa, oteller veya firmalar mallarını çekecek, götürüp oralara koyacaklar. Ama kendi depoları yetersiz olduğu için bütün sezonda tüketecekleri malı o firmada bırakmak zorunda kalıyorlar. Peyderpey alıyorlar. Firma da böyle bir sorun yaşadığında mağduriyet çıkıyor ortaya. O yüzden Kuşadası Belediyesi belki ticari olarak Selçuk Belediyesi bunu yaptı. Kuşadası Belediyesi burada belli bir yerde bir soğuk oda -18, +4 değişik büyüklüklerde ebatlarda soğuk oda yatırımı yapıp bununla ilgili olarak marketler, restoranlar, bir sürü insanın soğuk odaya ihtiyacı var. Kiraya verip işletmesini yapabilir. Böyle bir yatırıma belediye girebilir. O anlamda bir şeyiniz olabilir. Tamam. Teşekkür ediyorum. Notumu alıyorum. Bu konuda Selçuk'u inceleyelim, çalışalım üzerinde. Evet. Evet arkadaşlar, gündemi yürütüyoruz. Gündem birinci madde, müdürlüklerden gelen konuların görüşülmesi hakkında 1.1 ile başlayalım. Buyurun Vildan Hanım. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 26-2019 tarih ve E910 sayılı araç tahsis iptali hakkındaki yazısı. 6-6-2017 tarih 228 sayılı ve 10-01-2019 tarih 23 sayılı belediye meclisi kararlarımız ile Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından resmi işlerde kullanılmak üzere bir adet hizmet aracı tahsis edilmesine karar verilmiştir. Ancak araç giderlerine meydana gelen artış ve belediyemizce uygulanan tasarruf tedbirlerine istinaden söz konusu aracın geri alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle 6-6-2017 tarih 228 sayılı ve 10-01-2019 tarih 23 sayılı belediye meclis kararlarının iptal edilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz edelim. Arkadaşlar, bu konuda küçük bir açıklama yapayım. Üniversitemizde daha çok ihtiyaç olan araç, öğrencilerin taşıması amacıyla kullanılacak araç olduğunu öğrendik. Biz de araç ihalesine yeni çıkacağımız için bu aracın tahsisini iptal etmek zorundayız. Görünen ve bir miktarda gerçekliği olan gerekçemizi yazdık. Ama Eylül ayında araç ihalesinin hemen ardından üniversiteyle yine görüşerek öğrencilerin taşınması konusuna emek vermeye devam edeceğiz. O yüzden bu şekilde tahsisin iptalini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gündemin 1'e 2. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21-6-2019 tarih BE 2275 sayılı plan tadilatı talebi.
İlgi 26-2019 tarih 254.263 sayılı başvuru dilekçesi. İlçemiz Türkmen Mahallesi 126 ada 14 nolu parsel sahipleri adına Aile Yüksel tarafından belediyemize başvurularak parsellerinin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yönünde talepte bulunulmuştur. 13.182,108 plan işlem numaralı tadilat dosyasının meclisimizle görüşülerek gerekli kararın almasını arz ederim. Evet. Bu gündem maddemizdeki konu imar komisyonuna sevk edilecek, değerlendirilecek. İmar komisyonunu sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 1'e 3. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26.06.2019 tarih BE-2336 sayılı idari işlem tesis edilmesi. Kuşadası Belediye Meclisimizin 7.4.2010 tarih ve 23 nolu kararı ile ilçemiz Hacı Feyzullah Mahallesi 193 ada 4 parselinde içinde bulunduğu alanda yapılan plan değişikliği Aydın 1. İdare Mahkemesi'nde 2018 Taksim 731 esas nolu dosya ile açılan dava sonucunda 2019 Taksim 429 karar no ile 26.4.2019 tarihinde iptal edilmiştir. 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 28. maddesi gereğince Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin ilgili kararı ile iptal edilen 7.4.2010 tarih ve 23 sayılı belediye meclisi kararının iptal edilmesine yönelik idari işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun belediye meclisinde görüşülmesini arz edelim. Evet, mahkeme kararının uygulamasını haiz bir gündem. O yüzden komisyona sevkine gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde iptali oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Biraz daha detay verelim. ...193 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazda 979 metrekarelik kısmın kamulaştırmasına dair Karayolu Genel Müdürlüğü'nün bir kararı söz konusu. Bunu mahkeme değerlendirilmiş. Dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğiyle uyuşmazlık konusu alanda, yani kamulaştırma alanında öngörülmüş olan kavşak plan kararının üst ölçekli 1/5000 ölçekli Nazmi İmar Planı'nda öngörülen plan kararlarıyla örtüşmediğinden. Yani Kuşadası Belediyesi'nin yapmış olduğu 1/1000'lik plan 1/5000'likle uyuşmadığı için mahkeme iptal kararı vermiş. Evet. Biz o iptal kararını uyguluyoruz. Evet. Oyladık mı bunu? Oyladık, tamam. Evet. Devam edelim. Gündemin 1'e 4. maddesi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 26.06.2019 tarih ve E-770 sayılı yazısı. İlgi A. 18.05.2018 tarih ve 30.425 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7.143 sayılı kanunun geçici 16. maddesi. B. 6.06.2018 tarih 30.443 sayılı yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar. C. 3.194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesi. C. 17.06.2019 tarihli ve 251.530 numaralı Hamza Durmaner dilekçesi, Havva Çetin dilekçesi, Meryem Yağcı dilekçesi, Cemal Bozkaya, Metin Oğur, Faruk Güneş, Halide Güneş, Murat Öğmen, Fatma Şimşek, Kazım Yıldız, Remzi Tektaş'a ait dilekçeler. Mülkiyeti belediyemize ait Hacı Feyzullah Mahallesi 653 ada 45 parsel nolu taşınmaz ile ilgili 3.194 sayılı İmar Kanunu geçici 16. maddesi kapsamında alınan yapı kayıt belgeleri ile satın alma taleplerini belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını olurlarınızı arz ederim. Evet, bildiğimiz konulardan arkadaşlar imar barışı sebebiyle satın alma talebi yine İmar ve Hukuk Komisyonu'na sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 1'e 5. maddesi. Etüt ve Proje Müdürlüğü'nün 27.06.2019 tarih ve E-168 sayılı yazısı. Kuşadası Belediyesi, Sanayi Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği ve Aydın Turist Rehberleri Odası tarafından ortaklaşa hazırlanmış olan
ve 28.8.2018 tarihinde belediyemiz tarafından tam başvurusu yapılan ve kabul edilen 20.12.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan Türkiye ve Avrupa Birliği arasında şehir eşleştirme hibe programı kapsamında belediyemiz tarafından yürütülen TR 2014/DG/01/A1-02/050 referans dolu Kuşadası Sinayi Kardeşşehir ilişkilerinin sürdürülebilir turizm alanında katılımcı yaklaşımla güçlendirilmesi projesinin uygulamasında belediyemizi temsilen projeyi yürütmek ve gerekli belgeleri imzalamak, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Ömer Günel'in yetkili kılınması hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Evet, Avrupa Birliği projesinin yürütülmesi için bana yetki vermenizi talep ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1.6. maddesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28.6.2019 tarih ve E-853 sayılı memur boş kadro değişikliği hakkında 5.393 sayılı belediye kanununun 49. maddesi 1. fıkrasına istinaden 22.2.2007 tarih ve 26.442 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri non kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 7, 9, 10, 11. maddesine göre boş memur kadrolarında sınıf, ünvan ve derece değişikliği kadro ihdası meclis kararı ile yapılır dendiğinden non kadro ilke ve standartlarına göre belirlenen ve memur kadrolarının iptali ve boş kadrolarda ünvan değişikliği hususunda iki sayılı cetvel. Boş kadro değişikliği cetveli düzenlenmiş olup yazımız ekinde sunulmuştur. Gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Burada başkanım kaldırılmak istenen kadro genel idari hizmetleri sınıfına 7555 unvan kodlu 5. dereceli 3 adet memur kadrosunun kaldırılarak yerine genel idari hizmetleri sınıfından 2 adet 7. dereceli 6515 unvan kodlu kameraman kadrosunun gelmesi. Gene 1 adet 9. dereceli genel idari hizmetleri sınıfından 9880 kodlu eğitmen kadrosunun yerine, memur kadroların yerine getirilmesi işlemi. Evet. Kadro ve ünvan değişikliği değil mi? Evet. Evet. Oylarınıza sunuyorum. Bu halde kabul edenler. Neden? Daha fazla bilgi ne olabilir ki bu işte? Tamam. Peki. Bu halde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler sayalım arkadaşlar. Etmeyenler eksik var ama. Evet. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Devam edelim. Gündemin 1.7. maddesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28.6.2019 tarih ve E-854 sayılı boş kadro aktarımı iptal ihdas. İçişleri Bakanlığı, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin norm kadro ilke ve standartları yönetmeliğinin kadroların tespitiyle ilgili 9. maddenin 3. fıkrasında mevcut dolu memur kadro sayısı personel grupları itibariyle kendi alt grupları içinde tespit edilen norm kadro sayısından az olan kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen idari sağlık ve yardımcı hizmet personeli gruplarından her birine ait norm uygun boş kadro sayısının %50'si ne kadarı ilgili personel gruplarından düşürülerek ihtiyaca göre idari, sağlık ve teknik personel gruplarına sayı itibariyle meclis kararı ile eklenebilir. Oranların hesaplanmasında sonucu tav sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden en yakın tav sayıya yuvarlanarak aktarılacak kadro sayısı tespit edilir. Kadro aktarımı yapılan personel grubunda kalan kadro sayısı ile söz konusu gruptan diğer gruplara aktarılan kadro sayısının toplamı ile ilgili grup için norm kadro standartları cetvellerinden belirlenen sayıdan fazla olamaz. Aktarma yapılacak sayı kadar kadro unvanı aktarma yapılacak gruba ait listeden seçilerek ve yönetmeliğin ekinde yer alan bir sayılı kütüye uygun olarak belirlenir.
hükmüne istinaden belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında atama yapılabilmesi için 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. bendine göre genel idari hizmetleri sınıfında dahil mühab bulunan 20 kadronun %50'si olan 10 adedinin teknik hizmetler sınıfına ilave edilmek üzere iptal ihtasının yapılabilmesi için 2 sayılı cetvel ekte sunulmuştur. Konunun görüşülmesi için gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Burada da gene aynı şekilde 9 adet 5. dereceli genel idari hizmetleri sınıfından memur kadrosunun 7555 unvanlı kadronun kaldırılması. Gene 1 adet 7. dereceli genel idari hizmetleri sınıfından 7555 unvan kodlu memur kadrosunun kaldırılarak yerine 5 adet 1. dereceden teknik hizmetler sınıfından mühendis kadrosunun, gene 1 adet 1. dereceden teknik hizmetler sınıfında mimar kadrosunun, 2 adet 7. dereceli teknik hizmetler sınıfından teknikal kadrosunun, gene 2 adet 9. dereceden teknik hizmetler sınıfından teknisyen kadrosunun alınmak istenmesi. Diğerlerinin kaldırılıp yerine bu kadrolar. Evet arkadaşlar, bunu şöyle açıklayayım. Herkes bir genel olarak bilgilensin. Şimdi belediyeye var olan kadroya personel alabiliyorsunuz. Eğer bir kadro yoksa siz almak isteseniz de alamıyorsunuz. Dolayısıyla da kullanmadığımız bir kadro varsa onu iptal ediyoruz. Burada olduğu gibi memur kadrosu iptal edip mühendis kadrosu açıyoruz ve mühendis alıyoruz. Nitekim belediyemizin nitelikli personele ihtiyacı var. Mühendis gibi, elektrik mühendisi gibi, mimar gibi. Ve bizim iki ayda herhalde 10 kişiyi geçmemiştir işe aldığımız kişi sayısı belediyemizde. Onların da tamamı teknik kadrodur ve ihtiyacımız var. Yani maalesef nitelikli personel sayımız belediyede az. Personel rejimi hep söylüyorum, arzu ettiğimiz gibi yönetilmemiş. Ve elektrik mühendisine ihtiyacımız var. Koca Kuşası'nda bir tane elektrik mühendisimiz var. Onu alıyoruz. Mimara ihtiyacımız var, alıyoruz. Almak zorundayız ve olabildiğince liyakat sahibi ve her zaman söylediğim gibi personel alımlarını işe adama göre iş değil, işe göre adam mantığıyla ve liyakat kuralları çerçevesinde yapıyoruz. Ve şu ana kadar da aldığımız tüm personel arkadaşlarımız işin en iyileri. İlk okuduğumuz kadroda da basın grubuna bir teknik arkadaş aldık. Bizim şu an belediyemizin ihtiyacı olan tüm teknik basın yayınla ilgili, sosyal medya ile ilgili teknik işleri yapabilecek bir ekip. Evet. Bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 1'e 8. maddesi. İsa Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28.06.2019 tarih ve E852 sayılı memur dolu kadro değişikliği, 22.02.2017 tarih ve 26.442 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile mali idare birliklerinin non kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesine göre boş memur kadrolarında sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır dendiğinden non kadro ilke ve standartlarına göre belirlenen kadro ünvanlarında görev yapan memur personellerin kadro derecelerinin yükseltilmesi hususunda üst sayılı cetvel memur düzenlenmiş olup konunun görüşülmesi için ekli cetvelin belediyemiz 2019 Temmuz olağan meclis toplantısına havalesini olurlarınızı arz ederim. Burada da çalışan personellerimizin derece değişikliği. Tek tek okunsun mu? Uzun bir liste ama. Bu konularda şöyle, grup olarak sizin dediğiniz gibi belediyeye nitelikli personel alınması, belediyeye birilerinin işe alınması, belediyenin hizmetlerinin standartının yükseltilmesine falan hiçbirine itirazımız yok. Hatta bunlarla sizinle beraberiz. Çünkü Kuşadası'nda yapılacak olan her türlü hizmetin yanındayız. Sadece arkadaşlarımızın bir hassasiyeti var. Basında da çıktı biliyorsunuz. Bazıları işten çıkarıldı. O çıkarılan arkadaşların bir kısmı siyaset yaptığımız için işten çıkarıldık gibi bir takım şeyler oluştu. Dolayısıyla arkadaşlarımızda bir hassasiyet oluştu. Kimler ne oluyor, kim alınıyor, nereye alınıyor, niçin alınıyor gibi bunların cevabının bilinmesi istendi. Biz de bir önerge vermiştik bir önceki mecliste hatırlarsanız. Bugünden maddesi biraz daha
detaylandırılsın diye. O da olmayınca bizim grup kararımızda bu konuyla ilgili böyle bir hassasiyet neticesinde aldığımız bir grup kararıdır. Yoksa yaptığınız uygulamayla alakalı bizim doğru yaptığınız bir şeye bir şeyimiz yok, tepkimiz yok. Arkadaşlar daha önce söyledim, belediyeden 4 kişi çıktı. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana 4 kişi çıkarıldı. Birisi Serdar Cengiz, birisi Mustafa Ertek, birisi Levent neydi? Kutbay, bir diğeri de Mehmet Karatosun. Mehmet Karatosun diploma denkliği olmamasına rağmen 5 yıldır çalıştırılan bir arkadaş, kamu zararı doğduğu için çıkarıldı. Süleyman Sabancı burada çıkarılmadı. Levent Kutbay enteresan bir şekilde hem personel AŞ'nin personeli hem ARYA'nın personeli çift maaş alıyor. Başkan yardımcısı kadar maaş alıyor. O yüzden disiplin kurulu kararıyla çıkarıldı. Mustafa Ertek ve Serdar Cengiz de belediye başkanına olan hakaret ve daha sonra bu hakareti devam etmesi ve seçimden sonra da çalışmama noktasındaki dirençleri sebebiyle çıkarıldı. Yani onun dışında başka kimse çıkarılmadı belediyeden. Sözleşmesi bitip çıkanlar var, istifa edenler var. Ama onun dışında belediyeden kimseyi çıkartmadık. Bilgi edinin diye söylüyorum. Yaptığımız tüm hareketlerin hesabını verebilecek cesarette ve ahlaktayız. Hiç merak etmeyin. Evet, bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 1'e 9. maddesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.06.2019 tarih ve E849 sayılı sözleşmeli personel istihdamı ve ücretleri. Belediyemizde emeklilik ve istifa nedenleriyle boşalan memur kadrolarına karşılık gösterilmek üzere belediye hizmetlerinin etkin ve verimli olarak devam ettirilmesi çerçevesinde hizmetlerine duyulan ihtiyaca binaen 5393 sayılı belediye kanunu hükümleri dahilinde sözleşmeli personel çalıştırmamız gerekmektedir. 5393 sayılı kanunun 49. maddesinde sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı devlet memurları kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere belediyemiz kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvandan ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur denilmektedir. Belediyemizde boş bulunan 5 adet mühendis, 1 adet mimar, 2 adet tekniker, 2 adet teknisyen, 2 adet kameraman ve 1 adet eğitmen kadrolarına karşılık tam zamanlı veya kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak kişilerin ücretlerini Maliye Bakanlığı'nca her yıl bu maddeye uygun olarak sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin aylık net tutarları tavan ve taban miktarlarının belirlendiği genelge doğrultusunda belirlenmiş boş kadrolar karşılığı personel çalıştırılması 2007-2019 tarihinden geçerli olacak şekilde Maliye Bakanlığı'nca belirlenen taban ücretlerinin %25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisince belirlenmesi ek ödeme tutarlarının ise yine Maliye Bakanlığı'nca belirlenen oranlar doğrultusunda tespit edilen ücretlerin ödenebilmesi için yazımızı Temmuz 2019 olağan meclis toplantısında görüşülmesini olurlarınızı arz edelim. Bunda 112 insan veriyoruz başkanım. Yani olağan bir zam değil mi? Evet. Herkese uyguladığımız 112. Evet, bu gündemi müdürlüğümüzden gelen bu talebi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 112 olarak uygulanması. Taban ücretlerinin 112 geldi. Ve taban ücretlerinin %12 arttırılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 1.10. maddesi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 28.06.2019 tarih ve E973 sayılı ara satış hakkında.
Belediyemize ait ette marka, plaka ve modelleri belirtilmiş olan araçların 237 sayılı taşıt kanununun 13. maddesi uyarınca satılması için gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Araçları... Evet, bunu arada görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonu'na sunuyor, gönderilmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tasarruf tedbirlerimizden bir tanesi. Gündemin 1.11. maddesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28.06.2019 tarih ve E5713 sayılı ek bütçe hakkındaki yazısı. İlgi A. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 27.06.2019 tarih ve 1412 sayılı yazısı. B. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 28.06.2019 tarih ve 1747 nolu yazısı. İlgi A yazıya istinaden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 1.261.000 TL ve İlgi B yazıya istinaden Park Bahçeler Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 3.200.000 TL tutarın aşağıda gösterilen gelir ve gider bütçe kalemlerine ek ödenek verilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Evet. Arada Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin 1.12. maddesi. Etüt ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2019 tarih ve E169 sayılı yazısı. İlgi 6.03.2018 tarih ve 77 sayılı belediye meclis kararı. Güney Ege Kalkınma Ajansı GEKA tarafından 2018 yılı proje teklif çağrısı kapsamında kültür turizminin geliştirilmesi mali destek programı küçük ölçekte altyapı projelerine yönelik 28 Aralık 2017 tarihinde ilan edilmiştir. Programın toplam bütçesi 20 milyon TL olup askeri destek miktarı 100 bin TL, azami destek miktarı 2 milyon TL'dir. Programa son başvuru tarihi 26 Mart 2018'dir. Programın amacı Güney Ege bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgeyi ziyaret eden turist sayısının ve geceleme sayısının artırılması, kültür turizmi öğelerinin açığa çıkarılması, korunması ve sergilenmesi, çevre düzenlemeleri ve tanıtım araçları ile kültür turizmi öğelerinin çekiciliğinin artırılmasıdır. Kuşadası Katı Kalesi kazıları, Kuşadası Belediyesi'nin de katkılarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zeynep Mercangöz Başkanlığı'nda yürütülmektedir. Yukarıda Güney Ege Kalkınma Ajansı GEKA tarafından açıklanan programa Kuşadası Kaymakamlığı tarafından Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı proje ortağı Kuşadası Belediyesi proje iştirakçısı olarak başvuru yapılmış. Kuşadası kültür turizmine doğrudan önemli katkısı olacak. Türkiye turizminde yeni bir uğrak yeri Kuşadası Katı Kalesi, Anaiya Liman Kalesi ve Anıtsal Kilise'nin ziyaretleri açılması projesi kabul edilerek 1.507.954,51 TL hibe almaya hak kazanmıştır. Bu bütçenin %75 oranı GEKA tarafından, eş finansmanın %12,5 oranı proje ortağı, %12,5 oranı proje iştirakçısı tarafından karşılanacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda 6.03.2018 tarih ve 77 sayılı belediye meclis kararında belirtilen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümüyle ortak veya iştirakçı olarak başvurulması ibaresinin Kuşadası Kaymakamlığı ile iştirakçı olarak başvurulması olarak düzeltilmesi ve 5.393 sayılı belediye kanununun madde 75'in A bendinde mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır maddesi kapsamında %12,5 oranda eş finansman olan 188.494,51 TL'nin karşılanması ile iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Ömer Güney'in yetkili kılınmasını, belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Evet. Bu şekilde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Sağlık Müdürlüğü'nün 1.7.2019 tarih ve 9.5 sayılı plastik masa ve
İlçemiz genelinde faaliyet gösteren bütün işletmelerin önünde ve çevresinde kullandıkları plastik maddeden yapılmış olan masa, sandalye, tabure ve buna benzer malzemelerin ilçemizin turizm kenti olmasının nedeniyle estetik açıdan hoş görünüm arz etmediği değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanlığınca yürütülen sıfır atık projesi kapsamında plastik maddenin dünyaya ve çevreye verdiği zararlar herkesçe bilinmektedir. Bir plastik maddenin doğada ayrıştırılması ve yok olması 400 yılı bulmaktadır. Ayrıca plastik maddenin petrol bazlı polietilenden üretildiği ve içerisinde bulunan bisfenol A, BPA adlı maddenin insan sağlığı açısından birçok hastalıklara neden olduğu ortaya çıkmıştır. İlçemiz sınırları içinde kalan tüm işletmelerde estetik görünüme uygun ahşap ve bambu malzemeden üretilmiş masa, sandalye ve tabure kullanılması zorunluluğu getirilmesi, plastik malzemeden üretilmiş malzeme kullanımının yasaklanması, kafeterya ve restoranlar için 1-1-2020 tarihinde uygulamaya geçilmesi, diğer iş yerleri için meclis kararının kesinleştiği tarihte uygulamaya başlanması için gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Plastik sandalye ve masanın iş yerleri, kafe ve restoranlarda kullanımının yasaklanması 1-1-2020'de uygulamaya başlanacak. Bu yıl yatırım yapmış olan işletmeciler için zorluk yaratmasın diye. Evet, meclis kararı olur. Yani şu an bu kararı bizim alabilme gibi bir hakkımız olduğu çıkıyor mevzuattan. Evet. Bak. Yani belediye şehirle ilgili her türlü düzenlemeyi meclis kararı alabilir diye hükümler var. Bu konuda belli kararlar var. Örneğin bina cephelerine ilişkin kararlar var. Birçok uygulama levha yönetmelikleri var. Ki biz inşallah öbür sezona levha yönetmeliğini de devreye sokacağız meclis olarak. Ama bu plastik sandalye ve masalardan kurtulmamız lazım arkadaşlar. Yani hem gerçekten desteklediğim Cumhurbaşkanlığı sıfır atık projesi çerçevesinde hem de artık bizim turizm kenti olan Kuşadası'na bu yakışmıyor. Ve enjeksiyon plastik diyorlar buna. Hakikaten çok kötü. Biz hafta sonu Datça'ya gittik. Datça'da bir tane plastik sandalye masada kullanan esnaf kalmamış. Hepsi bildiğimiz o bizim kahveden ahşap sandalyeyi minderli kullanıyor ve muhteşem. Rengarenk ortalık. Yani bizim artık bir takım şeyleri artık bu meclis bu dönem değiştirsin arzusundayız. Desteklerseniz mutlu oluruz. Biz bunun bir ilerisini o zaman rica edelim sizden AK Parti grubu olarak Sayın Başkan. Evet. Bu sıfır atık Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın himayesindeki sıfır atık projesini Kuşadası'nda da uygulayalım. Yani biz Kuşadası'nda artık çöpleri ayrıştıran, çöplerimizi değerlendiren, gerekiyorsa biyodizele çeviren, gerekiyorsa gübreye çeviren tesisler kuran bir belediye olalım. Yani bununla ilgili bir çalışma yapalım. Bu konuda yapacağınız her türlü çalışmayı biz sonuna kadar yanınızdayız. Bu konu çok doğru ve çok önemli. Nitekim buna en rahat altyapıya sahip yine Kuşadası Belediyesi. Ayrıştırıyoruz çöpleri. Selçuk'ta bir gıda atığından elde edilen kompost gübre fabrikası var. Aynısını burada çalışmaya çalışıyoruz. Yani bu sıfır atık projesi gerçekten medeniyetin en önemli unsurlarından bir tanesi ve Kuşadası buna bir an önce geçmeli. Yani bu konuda attığımız her adımın doğru olduğuna inanıyorum. Ve esnafı mağdur etmeyecek bir karar. Önümüzdeki sezon uygulanacak. Diğer dediği yer de şu. Esnaf alıyor sandalye masayı şeye koyuyor. Çarşıya koyuyor. Kendi oturması için koyuyor. Bunları uyarıyoruz arkadaşlarımız ama ki çoğu insan dikkate alıyor. Bazıları direniyor. Bu onların kullanımını bugüne itibaren yasaklayacak. Kesinleşmesine itibaren. Ama onun dışında yatırım yapmış iş yeri varsa seneye bu yatırımını gözden geçirebilecek zamanı var. Ama plastik sandalye masa kullanımı artık Kuşadası'nda inşallah tarih olacak. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 1-7-2019 tarih ve E5769 sayılı kıdem tazminatı kredisi kullanımı hakkında. Belediyemizde emekçisi gelmiş ve emekli olma talebinde bulunan personelin kıdem tazminatlarının ödenmesi için 5 milyon TL kaynağı ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan kredi kullanılmasını krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vesaire ödemelerin İller Bankası anonim şirketince teminat olarak alınacak belediye
belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası, Anonim Şirketi ve Maliye Bakanlığı'nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuatta kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından %40'ının dışında ve %100'üne kadar karşılanmasını, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç gereç ve malzemenin İller Bankası Anonim Şirketince talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası Anonim Şirketi adına ipotek veya rehin edilmesini İller Bankası Anonim Şirketince belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası Anonim Şirketi'ne ipotek vermeye, belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası Anonim Şirketi'ne terhim ve temlik etmeye, belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası Anonim Şirketi'ne rehin vermeye, İller Bankası Anonim Şirketi'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı belediye kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilebilmesi kaydıyla bahse konu kaynağın İller Bankası'ndan 120 ay vadeli kredi kullanılması ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya belediye başkanının yetkilendirilmesi hususunu olurlarınızı arz ederim. Arkadaşlar bu konuyu şöyle açıklayayım. 28 kişi emekli olacağını bildirdi çalışmalarımızın üzerine. Bu 28 arkadaşımızın bize yıllık maliyeti 3.148.912 lira. Eğer emekli olurlarsa bir defaya mahsus verecek olduğumuz kıdem tazminatı toplamı 3.345.452 lira. Yani ciddi bir tasarruf yapacak belediyemiz. Aşağı yukarı 5 kat tasarruf yapacak ve bu parayı da İller Bankası kıdem tazminatı ödemek şartıyla veriyor. Sadece onun için, o amaçla veriyor. O nedenle bu işlemleri yapabilmek için sizden yetki istiyorum. Sayın Başkan, bu konuda biz yetki vereceğiz. Onda bir sorun yok AK Parti grubu olarak. Yalnız merak ettiğimiz bu belediyelerde bütün süreçlerde, geçen dönemlerde de hep bu şeyi duyduk. Yani işte işçi çıkarıyoruz, kıdem tazminatını ödeyeceğiz. Dolayısıyla bununla şu kadar tasarruf edeceğiz. Ama bir türlü de belediyenin ne borcu azalıyor, ne iki yakası bir araya geliyor, ne tasarruf ediyor. Burada bir şey var, yani bir garip bir durum var. Bunu bir açıklamanızı rica ediyoruz. Şimdi geçmiş yönetimlerin hesabını benim vermem doğru olmaz. Ama biz tasarruf etmeye kararlıyız. Çünkü bu personel rejimi ve bu maliyetle belediyenin hizmet etmesi mümkün değil. Yani biz bu konuda kararlıyız. Gerçekten nitelikli çalışana ihtiyacımız var ve almakta zorlanıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani ihtiyaç olan personeli alamıyoruz arkadaşlar. Ve bu konuda duyuyorsunuzdur. İş için gelen arkadaşlarıma kusura bakmayın diyorum. Yani asla hiçbir fırsatı liyakat dışında değerlendiren bir tavır sergilemiyoruz. Çünkü gerçekten hukuken de buna imkan yok. Hazır hukuken imkan yokken gerçeği arkadaşlarla paylaşıyoruz. Otuz kişi falan emekli olmuştu. Şimdi tabii şimdi borç kıdem tazminatı ödemekle ya da personel emekli etmekle bitecek gibi değil bizim borcumuz. Bizim başka çözümler de bulmamız lazım. O çözümler de sizin önünüze gelecek. Yani o çözümler de önünüze gelecek. O zaman da anlatacağız bunu bundan dolayı yapıyoruz diye. Evet. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1.15. maddesi. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 1.7.2019 tarih ve 877 sayılı yazısı. Kardeş şehrimiz olan Amerika Monterey Belediyesi'nin ilgili davet yazısında 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Amerika Monterey'de düzenlenecek 22. Geleneksel Monterey Türk Sanat ve Kültür Festivali Custom House Plaza'da yapılacak festivaline davet mektubu gönderilmiş olup katılımların Monterey kardeş şehirlerle olan işbirliğinde önemli katkı sağlayacağı bildirilmektedir. Bu nedenle 3-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında Monterey'de düzenlenecek olan 22. Geleneksel Monterey Türk Sanat ve Kültür Festivali'ne belediyemiz adına katılacak kişilerin belirlenmesi için gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Böyle mi olacağız? Yok, kim gidecekse.
Evet. Anladım. Ha, isimleri mi oydu? Arkadaşlar bu konuda şöyle yapalım dedik. Biz kendi grubumuzla konuşurken burada da anlatalım. Şimdi Monterrey bizim kardeş kentimiz. Davet oradan geldi. Konaklamamızı karşılıyor. Yol masraflarını karşılamıyor. Bu tip talepler, bu tip davetler çok gelecek. Çünkü bizim birçok kardeş kentimiz var. İsterim ki imkanlar dahilinde çok da kadroları genişletmeden meclis üyesi arkadaşlarım buralara gitsin. Çünkü Kuşadası Belediye Meclisi'nde olan arkadaşlarımın olabildiğince vizyonlarına katkı koymaları ve kardeş kent ilişkilerini güçlendirmekteki eylemleri önemli. Dolayısıyla da bu burada affınıza sığınarak gidecek olanların isimlerini ben belirledim. Ama bundan sonra şunu yapalım diye karar aldık. Şöyle yapalım dedik. Meclise hiç getirmeden meclis öncesi sizlerle de paylaşarak muhalefetten de arkadaşlarımızın, gelmek isteyen arkadaşlarımızı planlı bir şekilde gelmelerini değerlendireceğiz ve götüreceğiz. Daha önce hatırlarsanız Belediye Meclisi'nde kimler geliyor diye sorulurdu. Belli ülkelere 15 kişi giderdi. Bazı ülkelere bir kişi gitmezdi. Şimdi bu çok doğru bir uygulama olmadı geçen yıllarda. Ama şimdi öyle kentler var ki gerçekten bazı arkadaşlarımın gitmesi lazım. Yani meclis üyelerinin içinde işi, pozisyonu gereği oraya gitmesi gereken arkadaşlarım var. Onların gitmesi lazım. Kim olduğu değerlendirilmeksizin, yani muhalefet mi, iktidar meclisi olduğu değerlendirilmeksizin gitmesi lazım. O yüzden bence bunu öncesinde meclis toplantıları, öncesinde gruplarda konuşalım, kararları verelim. O şekilde arkadaşlar, gitmek isteyen arkadaşları yönlendirelim diye düşünüyoruz. Ne dersiniz? Sayın Başkan, bu kardeş şehirlerin bir kısmı, evet epey bir kardeş şehrimiz ama var, ama bunların da belki tekrar bir ele alınması lazım. Bu kardeş şehirleri ticaret için kullanır hale gelmemiz lazım. Tabii. Yani karşılıklı ticari menfaat sağlar bir noktaya getirmemiz lazım. Yoksa böyle gidip ziyaret yapıp para harcayıp gelmek çok mantıklı ve gerçekçi değil diye düşünüyorum. O çerçevede bunların bir daha ele alınması gerekir diye düşünüyorum. Bir de belediye zaten parasız, ekonomik sıkıntısı var. Bu tür gezileri mümkün olduğunca kişi sayılarını azaltarak ve az sayılara gönderirsek daha doğru olur, evet, diye düşünüyorum. Bu bizim görüşümüz. Aynı bakış açısına sahibiz. Yani aynı mantıktayız. Şimdi zaten hem kadroyu dar tutalım istiyoruz, hem de kardeş kentlerle olan ilişkileri kesinlikle karşılıklı katkı boyutuna taşıyalım istiyoruz. Nitekim biz göreve gelir gelmez tüm kardeş kentlere mektup yazdık. Göreve geldik, davet mektubu yazdık. Onlardan da çok ciddi karşılık aldık. Mesela Monterrey daha önce Türk bayramına bizi davet ediyor muydu, etmiş miydi? Her yıl ediyor mu düzenli olarak? Ha, yani bu önemli olabilir. Bu sefere mahsus Ömer Günel, Ali Kotan ve Oğuzhan Tuğra'nın Montre'ye gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1.16. maddesi, Özel Kalem Müdürlüğü'nün 1.7.2019 tarih ve 878 sayılı yazısı. 15.6.2019 18.6.2019 tarihleri arasında Fransa'nın Oysa kentine bağlı Keriyel Belediyesi tarafından düzenlenen 40. Dernekler Festivali'ne Belediye Başkanı Ömer Günel ve Belediye Meclis Üyesi Seyfi Seyfan Suvari'nin katılması hususunda alınan 14.6.2019 tarih ve 1200 sayılı encümen kararının onaylanması konusunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Bu arkadaşlar Kreil diye bir kardeş kent davetine gittik. Kuşak orada festivale katıldı. Biz de onlara beraber hareket ettik. Güzel, faydalı bir ilişki oldu. Hatta onlardan da kardeş, özellikle ticarete yönelik bazı, kuşağa yönelik bazı talepler oldu. Meclis toplantısı öncesi gittiğimiz için encümen kararıyla gittik. Oylarınıza sunuyoruz. Yok, oylamıyoruz. Sadece bilgi mi veriyoruz? Tamam, peki. 17, 1.17.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 2.7.2019 tarih ve E1758 sayılı park ismi verilmesi hakkında. İlgi 2.7.2019 tarihli ve 263.490 numaralı başvuru. Karaova Mahallesi 860 sokak ile Altınşehir Yolu Caddesi köşesinde bulunan kamuya ait park için isim belirlenmesi hususunda Öz Atasitesi sakinlerinin ek bir dilekçe ile Emekçi Parkı'nın ismi, Emekçi Park ismi verilmesi taleplerinin mecliste görüşülmesini olurlarınızı arz ederim. Evet. İmar Komisyonu'na sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet. Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi. 2.1'den devam edelim. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 8-5-2019 tarih ve E1841 sayılı plan tadilatı talebiyle ilgili konu. İlçemiz Türkmen Mahallesi 125 ada 49 nolu parselde yapılmak istenen 13.182,105 plan işlem numaralı plan değişikliği talebi komisyonumuzda görüşüldü. Parselin bulunduğu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat turizm tesisi imarlı olan parsel aynı yapılaşma koşullarında ticaret lejantına dönüştürülmek istenmektedir. Parselin mevcut imar planında cephe aldığı yolun 4 metre genişliğinde olması nedeniyle yeni yapılacak yapılarda otopark ihtiyacı ve trafik sirkülasyonunun sağlanabilmesi için yol genişletilmesine yönelik plan çalışmalarının yapılmasına ve söz konusu plan değişikliği talebinin reddine, bu çalışmanın tamamlanmasından sonra talep tekrarlanırsa talebin tekrar değerlendirilmesine komisyonumuza katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Bilgilerinizi arz ederim. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. İlçemiz Kirazlı Mahallesi 220 ada 21 parselde bulunan taşınmaz için dilekçeler ile satın alma talebinde bulunulmuştur. Mülkiyeti belediyemize ait Kirazlı Mahallesi 220 ada 21 parselde bulunan taşınmaz içerisinde bulunan binaya ait 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesi kapsamında yapı kayıt belgesi ve satın alma talebinde bulunulmuş yapı kayıt belgeleri alınmıştır. Komisyonlarımızca yapılan inceleme neticesinde talebin yapı kayıt belge mevzuatı kapsamına uygun olduğu, ilgili müdürlüklerimizce tespit edildiği görüldüğünden söz konusu satış işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesine komisyonlarımıza katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Bilgilerinizi arz ederim. Bunlar bir arada okuduk değil mi? Tamam. Komisyon raporlarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 2-3. maddesi 27-5-2019 tarih ve E-2058 sayılı regülatör yeri tadilatı ile ilgili komisyon raporu. Enerya Aydın Gaz Dağıtım AŞ tarafından ilçemiz Camiatik Mahallesi 435 ada 14 nolu parselin güneyinde bulunan imar planında çocuk bahçesi olarak planlı alanda doğal gaz regülatör yeri ayrılmasına yönelik hazırlatılan 13.182,119 plan işlem numaralı tadilat teklifi komisyonumuzda görüşüldü. Söz konusu talep Danıştay 6. Dairesi'nin planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 19. maddesine yönelik 12.7.2018 tarih ve 4840-4842-4783 sayılı yürütmeyi durdurma kararları bulunması nedeniyle komisyonumuz tarafından oy birliğiyle uygun bulunmamıştır. Bilgilerinizi arz ederim. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2.4 devam edelim. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 29-5-2019 tarih ve E-653 sayılı Hacı Feyzullah Mahallesi 257 ada bir parsel kamulaştırma talebi. Plan Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu ortak raporu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2019 tarih ve E34.345 sayılı yazısına istinaden ilçemiz Hacı Feyzullah Mahallesi Kadı Kalesi içerisinde koruma amaçlı imar planına göre birinci derecede arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan 257 ada bir nolu parsel ile 937 ada 9 nolu parselin kamulaştırılması ile ilgili olarak idaremizden koruma amaçlı imar planında yol, otopark, pasif yeşil alan, rekreasyon alanında kalan kısımların kamulaştırılması ve sonucundan taraflarına bilgi verilmesi halinde kalan kısımların kamulaştırma işlemlerinin idarelerince değerlendirileceği belirtilmiştir. Konu Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 301.5/200 sayılı kararı ile komisyonlarımıza havale edilmiştir. Talep komisyonlarımızda görüşüldü. Kamulaştırılması talep edilen 48.865.12 metrekarelik 257 ada bir nolu parselin 48.320.91 metrekarelik kısmının birinci derece arkeolojik sit alanında 540.21 metrekarelik kısmının da yeşil alanda olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde 33.364.37 metrekarelik 937 ada 9 nolu parselin 8.409.59 metrekarelik kısmı birinci derece arkeolojik sit alanında, diğer kısımları ise konut, sosyal donatı alanı ve yol alanında kalmaktadır. 937 ada 9 nolu parselin birinci derece arkeolojik sit alanı dışında kalan kısmının kamulaştırılmasına yönelik yazı 5216 sayılı yasa gereği Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmiştir. 257 ada bir nolu parselin kamulaştırılması ile ilgili olarak parselin yaklaşık %99'luk kısmının birinci derece arkeolojik sit alanında kalması, kalan kısmının da kullanılmaya elverişli olmayan alan olması nedeniyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 12. maddesinin C bendi gereğince kalan kısmının da kamulaştırmayı yapan kurumca kamulaştırılması zorunlu olduğundan 257 ada bir nolu parselin yeşil alanda kalan 540.21 metre karelik kısmının belediyemizce kamulaştırılmasının uygun olmadığına komisyonumuza katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Bilgilerinizi arz ederim. Konuşmamızda tekrar değerlendiririz demiştik komisyonda. Belki bir ek süre, çünkü işin Turizm Bakanlığı falan, Büyükşehir Belediyesi vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin yapması. O yüzden biz bu konuda eğer bir ek süre alıp da üzerinde biraz daha çalışmayacaksak, oylama işte biz AK Parti grubu olarak çekimser veriyoruz. Ben söyleyeyim istersen. Reddetmek durumundayız. Neden? Çünkü ticari alan diye bildiğimiz parsel alanı cami alanı olarak oldu ortaya çıkıyor. Başkanım bu o madde değil. Ha pardon, diğeriyle bu ilgili. Kadı Kalesi'yle ilgili. Bununla ilgili de şeyi söyleyeceğim. O üçgen var ya, kamulaştırılacak alan, talep edilen kamulaştırılacak alan. Diğer alanda elinizde şey var mı, ışık var mı? Onu tam oradan tarif edebilir Yüksel misin? Yüksel Bey, oradan ışıkla gösterebiliyor muyuz? Sen buradan tarif etsersin. Şimdi ilk olarak diğerini alın istersen, diğer kısmı. Bir önceki evet. Bu daha iyi. %99'unun sit alanı içinde kaldığı %1'lik alan. Evet, şu an gösterilen alan %1'lik alan. Orası zaten yeşil alan olarak terk edilmesi gereken bir alan. Biz onun kamulaştırılmasını, bizim tarafımızdan kamulaştırılmasını doğru bulmadık. Komisyonda da bunu görüştük. Diğer tarafla ilgili ek süre alınabilir mi diye konuştuk, haklısınız. Fakat daha sonra 4500 metrekareyi geçen alanların Büyükşehir tarafından kamulaştırma gereğinin olduğu maddeyi göz önüne alarak zaten bununla ilgili de Büyükşehir'e yazı yazılmış. Dolayısıyla bu Büyükşehir'in vereceği bir karar. Bu yazı yazıldığı için de bunu herhangi bir değerlendirme içine almıyoruz. Yani süre almanın bir katkısı olmayacak. Aldığımız süre sonucunda da aynı sonuç çıkacaktır. 4000 metrekareyi geçtiği için. İşte bunu bizim karar vermemiz mümkün olmayacak. Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir karar verecek. Şimdi o zaman burayı şu bekletmemiz bana göre şöyle bir faydası var. Burası yıllardır
kangren olmuş bir konu. Zeynep Hoca'nın yanına mutlaka siz de gitmişsinizdir. Onun bulunduğu ev bile orada bir takım arsanın içerisine konulmuş, sitin içerisinde. Çık diyorlar, kira ödüyor, yan tarafta çöp dökecek yer bulamıyor, otopark bulamıyor. Yani o kazı bir taraftan devam ediyor, bir taraftan da ciddi şekilde bu tür imar sorunları var, kamulaştırma sorunları var. Dolayısıyla bizim bunu belki bekletip Büyükşehir'e yazalım, Büyükşehir'den Turizm Bakanlığı'na yazalım tekrar. Yani belediye bunu bir toparlasın, Kuşadası Belediyesi. Herkes sorumluluğunu üstlensin, ondan sonra da bu. Biz gerçekten bir şey kamulaştırmamız gerekiyorsa Kuşadası Belediyesi bunu kamulaştıracak, Büyükşehir Belediyesi şurayı kamulaştırıyor, Turizm Bakanlığı'nı bunu yapıyor. Artık biz buranın derdini çözdük, bitirdik diyen bir belediye olarak çıkalım diye düşünüyorum başkan ortaya. Tam da bu noktadayız. Bunu şimdi reddetmezsek bizim bunu bir başka yere gönderme şansımız olmayacak. Reddedelim, Büyükşehir'e gönderelim, takibini yapalım. Zaten... Yani biz de askıda kalarak ona katkı sağlamış olmayız. Zaten başkanım büyük alanla ilgili olarak yani 4500 metrekareye geçtiği için Büyükşehir'e yazısı yazılmış. İşte o amaçla söylüyorum. Evet, yani bu da reddetmek değil, o konu kendi içinde devam ediyor. Yani ama bizden bağımsız kalsın ki Büyükşehir'e gönderebilelim ve takip edebilelim. Takipte sorun yok, sorun bizim sorunumuz yani. 500 metrelik, 500 küsur metrelik yeşil alanla ilgili oranın kamulaştırılmasını da zaten doğru bulmuyoruz. Çünkü %99'u... Anıtlar Kurulu tarafından zaten Kültür Bakanlığı tarafından kamulaştırılıyor. %1'lik kısmı yeşil alan olarak kalmak zorunda. Onun da bizim tarafımızdan kamulaştırılmasını gerek yok. Madde olarak da zaten iznimiz yok. Şöyle bir şey. 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 12. maddesinin C bendi gereğince kalan kısmının da kamulaştırmayı yapan kurumca kamulaştırılması zorunluluğundan dolayı orayı da reddetmek durumundayız. Ha, bununla ilgili gelişmeler gene meclisimize geldiğinde, farklı bir şekilde geldiğinde bu konu değerlendirilir diye düşünüyorum. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser, ikna edemediniz Sayın Ali Bey. Evet. Parayı verip orayı kamulaştırmamızı istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Tam olarak öyle değil. Ben sadece bir dosyanın sorunu çözüm için para versiniz. Yani iki çözüm var, evet. Evet, 2.5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 29.5.2019 tarihi E655 sayılı Nazi listesi cami yeri trampa talebi. İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ortak raporu. İlçemiz Hacı Feyzullah Mahallesi Nazi Listesi'nin bulunduğu alanda kooperatife ait 285 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile mülkiyeti belediyemize ait Hacı Feyzullah Mahallesi 2582 ada 1 nolu parselin takasına yönelik talep komisyonumuzda görüşüldü. Kooperatif mülkiyetindeki 5 adet parsel yaklaşık 768.58 metrekare yüz ölçümünde olup Kadık Kalesi koruma amaçlı imar planında ibadet yeri imarlıdır. Belediyemize ait 2582 ada 1 nolu parselde 538.31 metrekare yüz ölçümünde olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında cami yeri planlıdır. Söz konusu kooperatife ait parseller ile belediyemize ait parselin takası ile ilgili olarak detaylı inceleme ve değerlendirme yapılabilmesi için Belediye Meclisimizden ek süre istenmesine komisyonlarımıza katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Bilgilerinizi arz ederim. Bu konuda herhalde yeterli. Evet. Peki komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler edilmiştir. Gündemin 2-6. maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29.5.2019 tarih ve E-2106 sayılı plan değişikliği talebi hakkında 874 ada 1 nolu parsel İmar Komisyonu. İlçemiz Davutlar Mahallesi 874 ada 1 nolu parselde yapılmak istenen 13.405,21 plan işlem numaralı plan değişikliği talebi komisyonumuzda görüşüldü. Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat konut imarlıdır. Yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmaksızın parselin bulunduğu adada sadece parselin sınırları içerisinde bulunan
ada ayrım çizgisinin kaldırılması istenmektedir. Yapılan incelemede parselin bulunduğu imar adasında toplam iki parsel bulunduğu, plan değişikliği talebinde bulunan parselde ada ayrım çizgisi olmasına rağmen tespit edilmiştir. Dolayısıyla aynı yapılaşma koşullarının olduğu parselin ortasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılmasının mekansal planlar yapım yönetmeliği hükümlerine aykırı olmadığı düşünüldüğünden söz konusu plan değişikliği talebinin uygun olduğuna komisyonumuz tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Bilgilerinizi arz ederim. Bir karar aldık ama biz dolayısıyla grup olarak buna red verme yönünde bir karar aldık. Onu bir belirteyim. Komisyon raporunda o şekilde bir düzeltiriz. Sonra. Peki. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 27. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29.5.2019 tarih BE 2116 sayılı Türkmen Mahallesi 314 ada 20 parselde plan değişikliği talebi. İmar Komisyonu. İlçemiz Türkmen Mahallesi 314 ada 20 nolu parselde yapılmak istenen 13.182,120 plan işlem numaralı plan değişikliği talebi komisyonumuzda görüşüldü. Parselin bulunduğu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tercihli kullanım alanında E0.12 H maksimum 6.50 yapılaşma koşullarına sahip olan parsel E0.20 ve H maksimum 7.50 yapılaşma koşulları ile özel eğitim alanına dönüştürmek istenmektedir. Söz konusu plan değişikliği talebiyle ilgili değerlendirme ve inceleme yapılabilmesi için meclisimizden ek süre istenmesine komisyonumuza katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet, komisyonun ek süre talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 28. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 35-2019 tarih BE 2122 sayılı doğal gaz regülatörü tadilatı ile ilgili İmar Komisyonu raporu. Enerya Aydın Gaz Dağıtım AŞ tarafından ilçemiz Türkmen Mahallesi 424 ada 45 nolu parselin kuzeyinde bulunan ve imar planında park olarak planlı alanda doğal gaz regülatör yeri ayrılmasına yönelik hazırlatılan 13.182,118 plan işlem numaralı tadilat teklifi komisyonumuzda görüşüldü. Söz konusu talep Danıştay 6. Dairesi'nin planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 19. maddesine yönelik 12.07.2018 tarih ve 4840, 4842, 4783 sayılı yürütmeyi durdurma kararları bulunması nedeniyle komisyonumuz tarafından oy birliğiyle uygun bulunmamıştır. Bilgilerinizi arz ederim. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Devam edelim. 2.9. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 35-2019 tarih BE 692 sayılı meclis kararı alınmasıyla ilgili ilçemizi tanıtıcı ablem ve belediyemizin mevcut logosunun yenilenmesiyle ilgili Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu. Logo yansıtabiliyor musunuz? Evet. 10 Haziran 2019 tarihinde yapılan belediye olan meclis toplantısında gündemin 1.17. maddesinde görüşülen Özel Kalem Müdürlüğü'nün 30 Mayıs 2019 tarih ve E-692 sayılı yazısıyla komisyonumuza havale edilen tanıtıcı amblem ve belediyemiz mevcut logosunun yenilenmesi konusunda komisyonumuz 10 Haziran 2019 ve 14 Haziran 2019 tarihlerinde toplanmıştır. İlk yapılan toplantının ikinci bölümünde ilçemizde bulunan turizmci iş insanları da iştirak ederek konu üzerinde görüşleri alınmıştır. İkinci toplantıda ise yorum ve fikirler değerlendirilerek Kuşadası Belediyesi kurumsal logosu için ekte belirtilen çalışma oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. 3 kabul, 1 red oya karşılık. Tanıtıcı amblem ile ilgili ise sivil toplum kuruluşları ile toplantı
programlayıp görüş almak için meclisimizden ek süre talebimiz mevcuttur. Bilgilerinizi arz ediyoruz. Yani kurumsal logo konusu komisyondan geçti. Evet, diğer Kuşadası'nın tanıtım amblemi için çalışma devam ediyor. Kurumsal logomuzla da birliktelik arz edecek şekilde özellikle uluslararası fuarlarda ve kentimizin turizm amaçlı tanıtımlarında kullanılmak üzere yeni bir çalışmada yapılacaktır ayrıca. Peki, teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Belediyemizin borcunun çok olmasından dolayı bu tasarım maliyeti olmamasına rağmen ek gider oluşturacağını düşündüğümüzden dolayı grubumuz olarak ret vereceğiz. Öncelikli konumuzun logodan hariç daha farklı konular olması gerektiğine inanıyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ek bir gider oluşturmuyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çünkü logo tasarımına zaten para vermediğimizi söylemiştik. İkinci konu da zaten tükenmiş olan ve tüm baskı işlemlerini, işlerini bekletiyorduk logo bitsin öyle bastıralım diye. Yani diğerlerini çöpe atıp yeni bir kağıt veya yeni bir bayrak baskısı yaptırmayacağız. Tam tersine zaten yeniden yapmamız gereken işlerdi. Şimdi yeni logo ile yapacağız. Bize ek bir maliyet getirmiyor yani. Yine de düşünür müsünüz? Tamam, peki. Evet. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Öyle bu. Teşekkür ederim. Yok yok, sıkıntı yok. Merak etme sen. Başkanım, konuyla ilgili ben de bir açıklama getirebilir miyim? Aslında logoların yeniden değerlendirilmesi, günün şartlarına uyarlanması sadece belediyelerin değil tüm işletmelerin de önemli adımlarından bir tanesidir. Biz bu logoyu tasarlarken, bu hale getirirken Kuşadası'nın yorgun güvercininin mevcut zenginliğiyle birlikte kentimizin tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle birlikte yeniden güç kazanıp kendini yenileyip yeni bir çizgiyle tekrar uçuşa geçmesiyle ilgili bir hikayesinin olacağını ve bunun da uluslararası tanıtımda da olumlu sonuçları getireceğine inanıyoruz. Teşekkür ederim. Bu logoyla inşallah uçuşa geçer Kuşadası. 5 sene önce tüm dünya Kuşadası'nı konuşacak dedi. 5 yılı öyle geçirdik. Umarım bu logo bizi uçuşa geçirir. Biz de o zaman hayır dediğimizle üzülerek sizi destekleriz. Sizin Sayın Başkan, turizmci olarak aynı görüşte olduğumuzu biliyorsunuz. Kuşadası logosu ile ilgili değil sadece. Kuşadası gerçekten yeniden küllerinden doğuyor. Bugüne kadar atılan adımların Kuşadası turizmine şu kısa dönemde bile olumlu yansımalar olduğunu görüyoruz. Eminim ki konaklama sektörüyle birlikte tüm paydaşları el ele vererek Kuşadası'nı daha yerlere taşıyacaklar. Kuşadası'nı negatif anlamda hiçbir zaman tanıtmayacağız. Tüm meclis üyelerimizin Kuşadası'nı şaha kaldıracak önerilerini bekliyoruz bu arada. Teşekkür ederim. Devam edelim. Orada kalede önemli bir tarihi değerimiz dedik ama orada deniz ve yine güneşimizi, gün batımını ön plana çıkaran ilaveler yaptık. Bu haliyle pek çok yerden olumlu sonuçlar aldığını söyleyebilirim. Evet, olumlu tepkiler alıyoruz. Kuşadası inşallah oradaki kuş gibi şaha kalkacak. Evet, devam edelim. 2.10. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 23.5.2019 tarih ve E128 sayılı sağlık zabıtası idari yaptırım yönetmeliği hakkında hukuk komisyonu raporu. Arkadaşlar, ses gelmiyor. Evet. Tamam. 10.06.2019 tarihli meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 23.5.2019 tarih ve 128 sayılı yazısıyla talep edilen sağlık zabıtası idari yaptırım yönetmeliği konusu komisyonumuzda incelenmiştir. 5.393 sayılı belediye kanunun 15. maddesinin B bendinde belediyelere kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak yetkisi verilmiş, 18. maddesinin M bendinde de belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek yetkisi belediye meclisine tanınmıştır. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 266 ve 267. maddelerine göre çıkarılması gereken sağlık zabıtası idari yaptırım yönetmeliğinin çok detaylı olması, her bir madde ile getirilen kuralın etkilerinin değerlendirilmesi gerektiğinden bu hususta gelecek meclise kadar komisyonumuzca ek çalışma süresi verilmesi uygun bulunmuştur. Takdir meclisimizdir.
Evet, komisyon raporunu oyunuza sunuyorum. Ek süre talep ediyorlar. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 2.11. maddesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 35-2019 tarih BE 658 sayılı kiralama süreleri biten belediye taşınmazları hakkında Plan Bütçe Komisyonu ve Komisyonu ortak raporu. 10.06.2019 tarihli oturumda komisyonumuza havale edilen kira süresi sona eren taşınmazlarla ilgili yapılan çalışma neticesinde taşınmaz sayısının fazla olması sebebiyle tam olarak çalışmamızı sonlandıramadığımızdan bahçe konu kira süreleriyle ilgili komisyonumuza ek süre verilmesini talep ediyoruz. Evet, ek süre talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 2.12. Gündemin 2.12. maddesi, İsa Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 16-2019 tarih ve E747 sayılı sözleşmeli personel yönetmeliği hakkında Hukuk Komisyonu raporu. 10.06.2019 tarihli meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 16-2019 tarih ve 747 sayılı yazısıyla talep edilen sözleşmeli personel disiplin yönetmeliği konusu komisyonumuzca incelenmiştir. 5.393 sayılı belediye kanununun 15. maddesinin B bendinde belediyelere kanunlara belediye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak yetkisi verilmiş. 18. maddesinin M bendinde de belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek yetkisi belediye meclisine tanınmıştır. 5.393 sayılı belediye kanunu 49. maddesi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel ile ilgili olarak genel kurallar sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş olmakla birlikte bu kararda sözleşmeli personele ilişkin disiplin kurallarına yer verilmemiştir. Bu eksikliğin giderilmesi için ekte sunulan Kuşadası Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği'nin kabulü komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Takdir meclisimiz. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin 2.13. maddesi, İsa Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 16-2019 tarih ve E746 sayılı memur ve sözleşmeli personel performans değerlendirme yönetmeliği Hukuk Komisyonu raporu. 10.06.2019 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 10.06.2019 tarihli 746 sayılı yazısıyla talep edilen performans değerlendirme yönetmeliği konusu komisyonumuzca incelenmiştir. 5.393 sayılı belediye kanununun 15. maddesinin B bendinde belediyelere kanunların belediye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak yetkisi verilmiş. 18. maddesinin M bendinde belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek ve A bendinde personelin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek yetkisi belediye meclisine tanınmıştır. Belediyemize ait görevlerin belirlenen stratejik plan ve hedeflerin yerine getirilmesinde personelin işindeki başarı düzeyini ölçmek ve personelin mesleki gelişimini sağlayarak belediye hizmetlerinin verimini arttırmak amacıyla hazırlanan Kuşadası Belediyesi memur ve sözleşmeli çalışanlar için performans değerlendirme yönetmeliğinin kabulü komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Takdir meclisimizdir. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin 2.14. maddesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 16-2019 tarih ve E676 sayılı dernek, vakıf ve kooperatif tahsis işlemlerinin iptali ile ilgili Plan Bütçe Hukuk Komisyonu ortak raporu. 10.06.2019 tarihli meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 16-2019 tarih ve 676 sayılı yazısıyla talep edilen tahsis işlemlerinin iptali konusu komisyonlarımızca incelenmiştir. 5.393 sayılı belediye kanununun 75. maddesinde belediyelerin belediye meclis kararı ile kendilerine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilecekleri veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilecekleri kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanı'nca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7.6.2005 tarihli ve 5.362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile
ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilecekleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Belediye Kanunu'nun 15. maddesinde de sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmama kaydıyla taşınmaz tahsis edebilecekleri düzenlenmiştir. Belediye Kanunu'nda vakıf ve derneklerle ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebileceği düzenlenmekle birlikte belediyenin vakıf, dernek ve kooperatiflere yer tahsisi yapabileceği ile ilgili bir hükme yer verilmemiştir. Belediyelerin sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı ile tahsis yapabileceği ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün yazısına konu taşınmazlarla ilgili böyle bir izin alınmadığı anlaşıldığından Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine Kuşak A 03-10-2017 tarih ve 343 sayılı Belediye Meclis Kararı B 3-4-2018 tarih ve 139 sayılı Belediye Meclis Kararı C 4-3-2019 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclis Kararı Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne 6-11-2018 tarih ve 299 sayılı Belediye Meclis Kararı Giritliler Federasyonu'na 7-8-2018 tarih ve 222 sayılı Belediye Meclis Kararları ile yapılan tahsis işlemlerinin iptal edilmesi komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. Evet. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 2-15. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 10.06.2019 tarih ve E-2165 sayılı plan değişikliği yaptırılması hakkında İmar Komisyonu raporu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 10.06.2019 tarih ve E-2165 sayılı yazısına istinaden Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 301.05-217 sayılı karar ile komisyonumuza havale edilen plan değişikliği yaptırılması konusu görüşüldü. Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Türkmen Mahallesi 317 ada 116 nolu parsel, Hacı Feyzullah Mahallesi 199 ada 27 nolu parsel, 653 ada 39 ve 42 nolu parsellerde mevcut imar planlarındaki yapılaşma koşulları ve lejantlarının belediyemizce üretilecek projelere uygun olacak şekilde değişikliğinin yaptırılmasının uygun olduğuna komisyonumuza katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Bilgilerinizi arz ederim. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 2-16. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 10.06.2019 tarih ve 2168 sayılı uydu kent toplu konut alanı plan değişikliği talebiyle ilgili İmar Komisyonu raporu. İlçemiz Türkmen Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 477 bin metrekarelik alanda bulunan uydu kent toplu konut yapı kooperatiflerinin bulunduğu alanda yapılan 13.182,122 plan İşlem numaralı plan değişikliği talebi komisyonumuzda görüşüldü. Uydu kent alanının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 10.08.2017 tarih ve 311 sayılı kararı ile onaylanmış ve 12.10.2017 tarih ve 425 sayılı kararı ile de kesinleşmiştir. Yapılan incelemede belediyemize sunulan uydukent toplu konut alanına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylı 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ile mekansal planlar yapım ve yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlandığı tespit edilmiştir. Alan bütünlüğünde konut alanlarına tahsis edilen kısım toplam planlama alanının %34'lük kısmına teknik ve sosyal altyapı ile birlikte yol, park ve otopark alanlarına tahsis edilen kısmının da yaklaşık %66'lık kısma tekabül ettiği belirlenmiştir. Komisyon olarak ayrıca teklif edilen plana ek plan notu olarak 1. Planlanan alanın tamamının jeolojik, jeofizik, jeoteknik ve deprem yönetmeliği ile ilgili tüm analizlerin yapılıp çıkan sonucun uygun görülmesi halinde. 2. Mevcut yapıların arkadaşlar, ise... Arkadaşlar birazcık sessiz, duyamıyoruz arkadaşımızı.
2. Mevcut yapıların ise tüm statik betonarme analizlerinin yaptırılarak çıkan sonucun mevzuat hükümlerine göre uygun görülmesi halinde yapı ruhsatı işlemlerine başlanacaktır. İbarelerinin eklenmesi kaydıyla talep edilen imar planı teklifi Taceddin Özden'in red oyuna karşı oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Bilgilerinizi arz ederim. Evet, 24 yıllık uydu kent. Başkan, bu red gerekçemiz, evet, Kuşadası'nın gerçekten 24-25 yıllık bir konusu bu. Defalarca plan yapıldı, mahkeme davalar açıldı, mahkeme iptal etti, yeniden ciddi şekilde Kuşadası'nın sorunu haline gelen bir yer. Çözülmesi gerekiyor, buna katılıyoruz. Bu konuda konulan bütün iradelerin de yanındayız. Ancak bu kadar karışık, birikmiş ve karma karışık hale gelmiş bir sorunun da biraz daha fazla incelenmesi gerekir diye düşünüyoruz. Buna katıldığınızı büyükşehir oyunda evet oyu verdiğinizde biz de biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde öyle bir oylama yapıldığında ben öyle bir oy vermişim, evet, maalesef gözümden kaçmış. Olumlu mu kullanmış? Evet. Oradan katıldığını biliyoruz Taceddin Bey, sağ olun. Ben de zaten gerekçesini söyledim. Bizi yeterince sevmiyor musunuz Taceddin Bey? Başkan, seni de seviyorum ama bu çok karışık bir konu. Yani büyükşehirde umarım çözülür. Yani bu büyükşehire de gelecek tekrar. Zaten burada bitmeyecek. Bu büyükşehire tekrar gelecek. Biraz orada açıklama yapabilir miyim? Haklısınız. Hakikaten çok taraflı ve çok sıkıntılı bir durum. Buradaki bizim istediğimiz tetkikler, yani bunlar zaten plan notu olarak da geçecek. O şartlarla onaylamış oluyoruz. Bu tetkikler sonucunda eğer burası gene yapılaşmaya uygun bulunursa ancak o zaman yapılaşacak ya da mevcut yapılar o zaman ruhsatını alabilecekler. O koşullar bir nevi bir süzgeç vazifesi görecektir. Bunu da ek bilgi olarak vermek istedim. Teşekkür ederim. Evet. Yani imar plan talimatını yapmak ve ruhsatı vermek ayrı şeyler. Zaten plan notuna düşüleceği için de sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, evet, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Arkadaşlar, arada görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna sevk ettiğimiz iki konuyu, üçüncü maddeyi görüşelim, ondan sonra en son ara verip bitirelim diye düşünüyorum. Evet, ek gündemimiz 9.3.1 Belediye Meclisi Başkanlığı'na Kuşadası kamuoyunda kayan evler olarak bilinen Kadınlar Denizi Mahallesi Mücella Emgin sitesi, dergah sitesini kapsayan ve 123 mağdur aile hakkında belediyemizin bir yol haritası var mıdır? Bu konuyla ilgili Kuşadası kamuoyunun ve meclisimizin bilgilendirmesini arz ederiz. Şimdi bu konu benim çok iyi bildiğim bir konu arkadaşlar. Belediye başkanlığı seçimini kazanmadan önce bu dosyanın avukatlığını da yapıyordum. Dolayısıyla da ilk anından bu zamana kadar konuyu yakından biliyorum. Tabi burada kesinlikle sebebi ne olursa olsun, kaynağı kim olursa olsun, sorumlusu kim olursa olsun bir mağdur hemşeri grubumuz var. Ve gerçekten içlerinde çok mağdur olan insanlar var. Hem daha öncesinde, hem kampanya sırasında, hem aday olduğumda, hem de daha yeni birkaç kere görüşme yaptım site sakinleriyle. Tabii bu öyle karmaşık bir konu ki bu konu doğrudan belediyemizin yetki alanına giren bir konu değil. Yani o mağduriyeti belediye istese ortadan kaldırabilecek durumda değil. Burada birçok kişiyi ilgilendiren ve bütçesi çok büyük bir iş bu. Tabii isteğimiz ilk bu olay olduğunda eğer afet bölgesi olarak ilan edilebilmiş olsaydı hükümet tarafından bugün oranın çözümü çok daha kolay olabilirdi. Ama bugün ne biz hani elimizden geleni yapalım desek de ne böyle bir paramız var ne de bu konuda doğrudan müdahale edebilecek bir yetkimiz var. Bu iş öyle bir hale geldi ki tamamıyla şahsi hukuki mesele haline geldi. Fakat ben onlara toplantıda şunu söylemiştim. Dosyanın bilirkişi raporu çıksın, kusur oranları belli olsun. Diyelim ki belediye şu kadar kusurlu, mal sahibi bu kadar kusurlu, müteahhit bu kadar kusurlu. Böyle bir durumda davanın sonuçlanmasını beklemeden gerek bu işi iyi bilen biri olarak hem de kentin belediye başkanı olarak hakemlik yapacağım demiştim. Bu konuda devletten bir yardım talebimiz olabilir mi? Olabilir. Belki arazi takası ile ilgili. Çünkü belli bir bloğun hiç oturulma ihtimali yok.
Yani bu insanların tekrar arsa alıp tekrar ev yaptırma ihtimali yok. Nasıl olacak? O konuda kesinlikle devletin desteğine ihtiyacımız olacak belki. Bu noktada şimdi bu bilirkişi raporu için tekrar gitti, bekleniyor. Kusura ilişkin bilirkişi raporu kesinleştiğinde önümüze bu raporu alacağız ve tarafları çağırıp oturulabilir durumda olan binalara geçişini sağlayacağız. Oturulamaz durumda olan binalarla ilgili ne yapacağımızı konuşacağız. Bu arada 38 kira yardımı alan mağdur hemşerimiz vardı. Fakat daha önce de açıklamıştım. Sayıştay'ın raporuna göre biz bunu sürekli yardıma dönüştüren şekilde yardım edemeyeceğimiz için Özer Bey'in iktidarı döneminde bu yardım kesilmiş. Ve biz de buna devam edemedik bu gerekçeyle. Fakat o hemşerilerimi davet ettiğimde şunu söyledim. Gerçekten yardıma muhtaç durumda olan 38 kişi var. O 38 kişi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru yapsın. Elimden geleni yapacağım dedim. Onların başvurularını topluyoruz şu an. Böyle bir destek veriyoruz onlara. Ama asıl buradaki köklü konu insanların tabii ki evlerine kavuşmaları. Bu konudaki şu an gidişatımız böyle. Şimdi orada hukuksal olarak da bir takım sıkıntılar var. Başkanım, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaat etseler bile sosyal hizmetlerden yardım almanın yasası, yönetmenliği çok net belli. Eğer bir takım gelirleri varsa bu insanların oradan faydalanması mümkün değil. Dolayısıyla bir şey alamayacaklar. Yani burada Büyükşehir Belediyesi'nin de bu işin içerisine girerek, geçen dönemde Büyükşehir Belediyesi bu işin içine çok girmedi ama en azından bu dönemde Büyükşehir Belediyesi de bu işin içerisine girerek bir an önce bunların mağduriyetini giderecek. Devlet de bunu afet bölgesi veya afet ilan etmiyor. Çünkü afet yönetmenliği ve yasası da buna çok uygun değil. Bu konuyla biz çok uğraştık. Çünkü Ankara'da falan da takip ettik. Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi el birliğiyle bir kenarından tutarsa bu vatandaşlarımızın mağduriyeti çok uzun sürmeden giderilebilir diye düşünüyorum. Çok büyük bir para değil çünkü burada ortaya çıkacak olan rakam. Az para da değil. Ama şöyle bir durum var. Bu konuda yetki sorunumuz var. Yani ben size para veriyorum deseniz de şu an nasıl verebileceğimize dair bir fikrimiz yok. Ben bir hukukçu olarak çıkış yolu bulamadım henüz. O yüzden araştırıyoruz bu konuyu. Yani belediyenin kasasından büyük şehirde, küçük şehirde bu konuda doğrudan bir para aktarma şansı yok. O yüzden mutlaka hep beraber buna bir çözüm için çalışacağız. Hükümetten de destek isteyeceğiz. Başka çaremiz yok çünkü hakikaten bu konuda hani bir yetki karmaşası da var. Çünkü tamamıyla şu an şahsi bir mesele olarak gözüküyor konu. Ama insanlar mağdur, her gün yüzümüze bakıyorlar. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk ettiğimiz gündemin 1.10 ve 1.11 nolu gündemleri var. İsterseniz bir 10 dakika ara verelim. Plan Bütçe Komisyonu raporlarını hazırlasın. 10 dakika sonra buluşalım. Saat 17.45, 17.55'te buluşalım.
numaralı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün araç satışı hakkındaki yazısı Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edilmişti. Rapor geldi mi? Evet, raporu okuyalım lütfen. Plan Bütçe Komisyonu tutanağı 2/7/2019 tarihinde yapılan meclis toplantısında arada görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen gündemin 1/10 evet, arkadaşlar, lütfen. Yer alan araç satış talebi incelendi. Yapılan incelemede araçların tamamının eski model olması sebebiyle ek listede yer alan araçların 237 sayılı taşıt kanununun 13. maddesi uyarınca satılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Okuyayım mı? Araç listesi. Araç ihaleyle satılacak olan resmi araç listesi. Honda makam aracı 2007 model. Iveco engelli aracı 2006 model. Ford Ranger 2005 model çift kabin pick-up, Fiat Doblo 2007 model, Ford Connect 2 adet, biri 2010, biri 2011 model, Isuzu 27 kişilik 97 model, Iveco 27 kişilik 98 model, Iveco Otoyol açık kasa 1994 model, Massey Ferguson, biri 1983, diğeri 1997. 2 adet 97 model var. 1990 model var. Toplamda 4 adet Massey Ferguson'un satışı var. Türk Fiat 1988 ve 1986 model 2 adet. New Holland 1999 model. Bu kadar. Evet. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet, gündemin 1.11 nolu konusu Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün ek bütçe hakkındaki gündemi komisyon raporunu okuyalım. Plan Bütçe Komisyon Raporu. 2/7/2019 tarihinde yapılan meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28/6/2019 tarih ve E5713 sayılı yazısı incelenmiş olup Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 1.260.000 TL ve Parparçeler Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 3.200.000 TL tutarında ek bütçe verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 03211 kırtasiye alımları kalemine 10.000 TL, 03201-05 baskı ve cilt giderleri kalemine 210.000 TL, 03204-01 yiyecek alımları kalemine 10.000 TL, 03020501 giyecek alımları kalemine 100.000 TL, 03020990 diğer tüketim mal ve malzeme alımları kalemine 40.000 TL, 03050502 taşıt kiralama giderlerine 30.000 TL, 05090 diğer hizmet alımları kalemine 600.000 TL, 03060101 temsil ağırlama tören fuar organizasyon giderlerine 250.000 TL, 06010604 görüntülü yayın alımları ve yapımları kalemine 10.000 TL olmak üzere toplam 1.260.000 TL. Bunun karşılığında da 01/2/9/54 çevre temizlik belgesi 1.260.000 TL gelir gösterilme kaydıyla Parkbahçeler Müdürlüğü'nün 46091543 03020901 bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri kalemine 3.000.000 TL, 03050503 iş makinesi kiralama giderlerine 200.000 TL olmak üzere toplam 3.200.000 TL. Karşılığında da 01/2/9/51 bina vergisi gelir gösterilme kaydıyla 3.200.000 TL. Komisyon oy birliği mi? Evet, oy birliği. Evet, o zaman komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, gündemimizi tamamladık. Hayırlısı olsun inşallah. Bir sonraki meclis toplantımızın tarihi ne zaman? 6 Ağustos tarihinde. 6 Ağustos. 6 Ağustos mu? Evet. Tamam. Benim olmadı mı tarihinde? 3. 4. galiba. Aksine burada değil misiniz? Aksine dönmemiş olabilir. Bir yoksa değil mi? Ne gün döneceksin? Çarşamba 8 oluyor. 6 salı 7 çarşamba 8 çarşamba. 7 çarşamba 8 çarşamba. Hem perşembe.
Perşembe dönmüş olur. Cuma yapabilir miyiz? Olur mu cuma? Evet, meclis toplantımız Ağustos'a mahsus 9 Ağustos Cuma günü saat 16'da yine. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yok musun? Zaten oylamanıza gerek yok başkanım. Olsun, ben merak ettim daha çok. Kutlarız burada. Burada kutlarız. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Davutlarla hemşerilerime de İyi akşamlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.